Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâbi ve ekimis salâh. İnnes salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. Ve zikrullâhi ekber. Vallahu ya'lemu mâ tesne'ûn. Sadakallahu lazim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Ankebut suresi 45. ayetin açılımını göreceğiz. Estaûzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâb. Ey Habibi Muhammed, sana Kur'an'dan vahyolunanı oku. Kur'an'dan sana vahyolunan ayetleri insanlara oku. İnsanları Kur'an'ın ayetleriyle aydınlat. Oku ki insanların gönülleri aydınlansın. Vahyolunan ayetleri çekinmeden, korkmadan oku ki insanlar İslam'a ve Kur'an'ı hakikiyeye yönelsinler. Sana vahyolunan Kur'an'ı, Kur'an ayetlerini insanlara oku ki insanlar ahiret yurdunu hatırlasınlar. Cenneti, cehennemi hatırlasınlar. Ahiret yurdundaki o muazzam hesaplaşmayı hatırlasınlar. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin mahkeme-i kübradaki hesaplaşmayı ve onun karşısında insanların mülaki olacaklarını insanlar hatırlasınlar. Ey Habibi Muhammed, Kur'an ayetlerinden sana vahyolunanı oku ki insanlar hakkı batıldan ayırt edebilsinler. Oku ki insanlar karanlıkta olduklarını fark etsinler. Oku ki insanlar Kur'an'ın aydınlığına, Kur'an'ın ışığına ihtiyaçları olduğunu fark etsinler. Ey Habibi Muhammed, vahyolunan Kur'an'ı kitabı oku ki insanlar İslam medeniyetini öğrensinler. İslam medeniyetini tanısınlar. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz tarafından Resul-i Ekrem Efendimiz adına vahyolunan bütün emirler bizi de ihata eder. Bizi de ilgilendirir. İman eden müminleri kuşatır. İman eden müminleri sorumlu tutar. Ey Müslüman! Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inzal olunan Kur'an ayetlerini her yerde oku, her yerde açıkla, her yerde oku ki insanlar Resul-i Ekrem Efendimiz'e biat etsinler. Oku ki insanlar Kur'an ayetleriyle gönüllerini, ruhlarını, akıllarını aydınlatsınlar. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın detayı ila yevmil kıyame bütün insanları kuşatır, bütün insanları kaplar. Mümin olan kelime-i şehadeti, kelime-i tayyibeyi ruhuna, aklına ve kalbine sindiren her mümin, Resul-i Ekrem Efendimiz'in muhatap olduğu bu ayetle muhataptır, bu ayetle sorumludur. Kızmak yerine, bağırmak yerine, çağırmak yerine, vurmak yerine, kovmak yerine Kur'an ayetlerini her yerde oku. Kur'an ayetlerini her yerde açıkla ki insanların kalbinin Kur'an'a ihtiyacı var. Küfre yürümüş, küfürle bütünleşmiş, şirk batağında olan bütün insanların senin uzatacağın ele ihtiyacı var. Küfür karanlığında yürümekte olan ve karanlığın bile farkına varamayacak kadar gafil olan insanların senin okuyacağın Kur'an ayetlerinin aydınlığına ihtiyacı var. Oku ki gönüller aydınlansın, oku ki kalpler aydınlansın, oku ki insan ruhunda, tüm insanların ruhunda, kalbinde iman hücresi yansın. İman aşkı çoğalsın,
ve insanlar zulmetten hakikata, karanlıktan aydınlığa çıkabilsinler. Değerli kardeşlerim, sel suyuna kapılmış insana bir tekme de sen vuramazsın. Sel suyuna kapılmış insan, velev ki kafir olsa bile ona bir tekme de sen vuramazsın, bir tekme de sen atamazsın yok olsun diye. Karanlıkta bocalayan insana, yolunu bulamayan insana bir tekme de sen atamazsın, sen onu aldanıp da daha karanlığa sürükleyemezsin. O insanın, o insanların senin eline, senin uzatacağın ele ihtiyaçları var. İşte Cenab-ı Hak ve Takaddes Hazretleri Resul-i Ekrem Efendimiz'e buyuruyor ki, ey Habibim Muhammed, sana vahyolunan Kur'an ayetlerini oku ve insanlara anlat ki, insanlar zulmetten hakikata, karanlıktan aydınlığa çıkabilsinler. Onların senin uzatacağın rahmet eline ihtiyaçları var. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz'e inzal olunan bu ayeti celleyle sen de muhatapsın. Oku ki insanlar karanlıktan aydınlığa çıksınlar. Oku ki insanlar kapılmış oldukları zulmet selinden kendilerini kurtarabilsinler. Estaûzu billah, bismillahirrahmanirrahim ve akimissalâh. Namaz kıl. Ey Habibim Muhammed, namaz kıl. Ey Muhammed ümmeti namaz kıl. Ey Muhammed aleyhisselama biat eden ümmet. Ey tevhid itikadını ruhuna sindirmiş, içine sindirmiş, onunla bütünleştiğini iddia eden mümin, Müslüman, vahid. Namaz kıl. Nasıl kıl? İnnes salate tenha anil fahşai vel münker. Mutlaka gereği üzere kılınan namaz, mümini hakikata götürür, gerçeklere götürür, fenalıklardan alıkor. Öyle namaz kıl ki, kılmış olduğun namazın içinde sen olmayasın. Senin şahsi manevin olmasın. Kılmış olduğun namazın içinde senin hayat hikayen de olmasın. Namaz sana ait değil, Allah Celle Celaluhu'na ait. Kılmış olduğun namazın içinde senin dünyevi hesapların da olmasın. Yani kıldığın namazda dünyevi hesaplaşma içinde olma. Dünyaya taalluk eden tüm çıkar ve menfaatlerini bir yana bırak. Arkanda olsun, onları unut. Ve kılmış olduğun namazda akli duygular olarak kabul ettiğimiz, kılmış olduğun namazında akli duygular olarak kabul ettiğimiz ve münkerden saydığımız, kin olmasın, nefret olmasın, masiyet olmasın, gizli, art niyetli hesapların asla olmasın ki Rabbin senin kılmış olduğun namazı kabul etsin ve seni fenalıklardan arındırsın, günah ve masiyetten arındırsın, ilahi doktrinin içinde seni eritsin. Kur'an'ın içinde kaybolmak istiyorsan namazını Allah rızası için kıl ve Rabbin için ibadet et. Secden Rabbin için olsun, rükûn Rabbin için olsun, duygu ve düşüncelerin namazında Rabbin için olsun, Rabbin olsun. Kalbinde, aklında, ruhunda, zerre hücrelerinde Rabbin olsun, Rabbin. Rabbinle bütünleş ki namazın kabul olsun. Ve kardeşlerim, ve zikrillahil ekber. Allah katında en büyük ibadet Allah'ı anmaktır. Allah'ı tesbih etmektir. Onunla bütün olduğunu hissetmektir. Allah Celle Celaluhu anmak, lisani hal ile değil, bütün uzvumuzla ve bütün vücudumuzla olmalıdır. Yani Allah kelimesi lisanımızdan çıkınca damar kemiklerimiz titremeli, aklımız halden hale, ruhumuz bir başka aleme gitmeli, bedenimizde bir başkalaşım olup, bedenimiz
Allah ile olduğunu hissetmeli ki gerçek manada zikir etmiş olalım. Gerçek manada Allah Celle Celaluhu'yu hatırlamış ve onunla beraber kendimizden geçmiş olalım. Değerli kardeşlerim, namaz Allah Celle Celaluhu huzurunda gereğüze kılınıyorsa insanı hakikate götürür. Aydınlığa götürür, nura götürür. Ancak وَلِ ذِكْرِ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ Allah katında en büyük ibadet onu hatırlamaktır. Baktığın yerde, gördüğün yerde, hissettiğin anda onunla olmak, onunla bütünlük içinde olmak, onun ismi celilelerini kalbine taşımak, ruhuna akıtmak, bedenini onun ismi celileleriyle tecelli alemine götürmek olmalıdır kardeşlerim. Başka, وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Ey insan, senin yaptığın tüm amellerden, tüm iyi ve kötü işlerden Allah Celle Celaluhu'nun haberi vardır. O seni görüp gözeten ve seni kollayandır. Nasıl ki sana rızık verirse, senden hesap soracak olan da yine Rabbül Alemin Teala Hazretleri olacaktır. Nasıl ki kainatı sana sunduğu, senin hizmetine sana münhasır kıldıysa, Rabbin sana sunduğu bu kainatın elbette ki hesabını ukba yurdunda soracaktır. İşte ey Muhammed, Kur'an ayetlerini insanlara oku ve anlat ki insanlar zulmetten hakikata, karanlıktan aydınlığa erebilsinler. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. El-Fatiha.